Evet. Kış temizliği yapıyoruz. Ben camın riskine girmem. Şimdi bu toprağı aldın ya artık. Şimdi ayağını geri. Evet, 17. günden merhaba. 18 mi? Artık bilmiyorum. Her yer çadır olmuş. Bugün biraz yavaş gidiyoruz önce seraya. Çünkü yağmurlu bir günüz. Bugün hatta iskeleleri kuracağız kendi yapıtımız. Ama madem yağmur yağıyor dedik. Bodrum'un yağmuru da böyle arkadaşlar. Bir yağmur yağar, bir güneş açar. Hani bana güneş panelleriyle kışın nasıl idare ediyorsunuz diyenlere. Vallahi güneşimiz eksik olmuyor yağmur yağsa bile burada. Oo, kocaman bir amarant. Horoz ibiği. Tohumlarını da toplayalım onlar. Kesinlikle. Şimdi bu domatesin yapraklarını kurutacağız. Evet. Baharat yapacağım. Domates baharatı. Çiçeklerden evet. De reçel yapacağız. Çiçeklerden reçel ve kadife çiçeklerinin tohumlarını topluyoruz Santana. Çiçeklerden bana kaç mı yapacaksınız? Ley! Şu kurdun güzelliğine bak. Şunun güzelliğine bak. Şunun güzelliğine bakın. What? Ah, yeah, peygamber çiçeği. Oh, it's a big one. Peygamber devemiz. O da buralarda takılıyor. Ley, bırak onu oğlum. Senin ağzına gelmez o. Evet, bugün kışlık temizlememiz başladı. Bütün kadife çiçeklerini kuruyanlarını alıp tohumlarını topluyoruz. Bildiğiniz gibi çiçeklerin her biri bir tohum. Bunlardan zamanında ben sadece 4-5 tane birinden tohum aldım. Sonra böyle binlerce. Anam fokus yapmadı. Tohumum oldu. Son çiçekler. Şşşt ley. God. God. Evet. Domateslerimizi toplayamadık. Çünkü bir anda vermeye başladılar bu sıcaklar bitince. Şu otları yoluyorum ben buradan. Biraz hava alsın. Böyle büyümez ki. Tamam, yoluyoruz zaten. Amacımız o. Bütün otları yolun dedim. Biz bütün otları yoluyoruz abi. Otları yoluyor musunuz? Aynen. Sana sormadık ama. Evet, papayamız bir seneden sonra bakın nasıl büyüdü. Sadece 4 ayda değil. Bu da ilk papaya. Vallahi tertemiz oldu ha. Aynı kalbim gibi. Şu an burası. Hadi aşağıya el at. Tamam, bir süre bitireyim. Eldiven alacağım. Geleceğim onun içinden geçmeyeyim. İbrahim de bölücelere dalmış. Ya da bölüceler İbrahim'e dalmış gibi gözüküyor. Ben de çok anlayamadım. Evet, hibiskusumuz bu sene çok geç büyüdü büyüdü. İlk defa böyle bir hibiskusum oldu. Açmaya başlıyor şu an güller. Gül hatimleri. Ama son patlıcanlarımız hala çiçek açıyor ve veriyor da. Killa Hanım çiçekleri. Ve güz fasulyelerimiz. Anne, fasulyeler de olmuş baya. At ağzını. Şey kaynasın. Ne olur. Biliyorum. Tamam, biliyorum hemen. Şşt. Zey. Ley. Aman diyeyim ha. Bitkileri basma lan. Ne o? Burada bir tane bağlanması gereken. Bağların bir sürü ip var. Geliyorum. Evet, çeliklediğim narlar. Çeliklemediğim, çelikleyerek hediye gelen naylar, narlar. Böğürtlen mi çıkmış? Evet. Buraya bile böğürtlenler gelmiş. Şunları alayım, ben de gideyim. Yaklaşık yarım saat zaman geçti. Nasıl etrafın toparlandığını görebilirsiniz. Artık yeni ekmem gereken yerler çıktı ortaya. Domatesleri hala tutuyoruz. Kasım sonuna kadar meyve vereceğini düşünüyoruz. Kırmızı domatesleri alıyorsunuz değil mi? Dolu görüyorum etrafı. Evet, yeşili de alıyoruz, kırmızıyı da.
Evet, burada da fasulyelerimizi topluyoruz. Güç fasulyelerimiz bayağı fazla. Bu 5. verişi. Açıkçası yazın fasulyeden bu kadar verim alamıyorum. Çok sıcaktan dolayı. Ama kışın, kışın çok daha iyi. Evet, zeytin hasadımız başladı. Bugün günlerden ne? Hayır, aylardan. 14 çekildi. Dersine çalıştım. Zeytinler kocaman yemiş. Neden burası yeşil evet, kalmış? Zeytinimiz oldu. Kaç gün sonra yeriz bunları? Evet, bunları hemen kırıp toplamaya başladık. Zamanı gelmiştir diye. Küçükler ama biraz. Hayır hayır, bunlar gayet iyi. Evet, 18. gün kahvaltıdayız. Leyla Hanım ziyaret etti. Börekleriyle geldi. Leyla Hanım, sizin çiftliğin bir adı var mı? Yok. Leyla ve Patlıcan Ayla. Ayla'nın çiftliği. Sisters. Ha evet. Meryem abla. Alırım ben de. Allah, ben getirdim. Düzeltelim arkadaşlar. Bak, bu kahvaltı sofrasının bir özelliği, her şey güzel olur. Aynen, ben de acaba. Aslında evet, şu iç duvarlara otuzluk yapmam lazım da. Yeni bir gönüllü. Çuval doldurumunda. O önemli değil. Şimdi dolduralım. Ben Hacer'le sağlayacağım. Lüklük geri git, geri git, geri git. Ayağını çıkar alttan. Git geri, daha da geri. Şimdi Hacer. Salla bakalım bunu. Kendine doğru çek poşeti. Kendine doğru çek poşeti. Kendine doğru. İki daha, iki elini böyle çek poşeti, öyle salla. Biraz daha aşağıda yatır. Biraz daha geri git. Geri git, en uca git. En uçta dur. Bunu yatır. Şimdi bu hizadan kendine doğru çekerek salla poşeti. Evet. Bak, kum daha iyi yayılıyor, görüyorsun değil mi? Şimdi en son salladı, şuraya getirdiğinde kumu koy ayağın altına. Tamam. Evet, bir doldurma yardım edebilir misin Murat sen? Ben şuraları düzelteyim. Vurucuyu verin bana. Biraz daha aşağı in. Çok yukarıdan. Böyle dönmez. Yakın bak. Yakın çizikten komşumuz Leyla Hanım. Hala geri. Yatır burayı. Bak şu kırıklık kutusunu gördün mü? Şimdi bunu kendine çekeceğim. Poşeti kendine doğru çekerek sikere. Bak nasıl oturduk burada. Poşeti kendine hala çek. Ama çok yatırma ondan sonra. Silkeledikten sonra böyle yatırdın ha, yayılır bak. Hayır bak, silkeledin ya. Şimdi ayağını koy. Bu sayede buradaki toprak yayılmayacak. Tamam. Gide gide. Toprak ekle ekle yapman lazım. Yani şurada yine hala
Serdar'la birlikteyiz. Serdar nereden geldin? Tanıt kendini biraz. Kısaca. Mardin'den geliyorum. 1800 kilometre yakın bir mesafeden. Midyat'tan, evet. Tamamen bir hayalimle buluştum Cengiz Bey sayesinde. Burada zevkle bir haftadır burada çalışıyoruz. Gönül isterdi ki ev bitene kadar kalalım ama Cengiz Bey kovuyor bizi. Bir haftadan fazla tutmuyormuş. Yalan atıyor bu arada. Mardin'de ne yapıyorsun Midyat'ta? Mardin'de küçük bir butik otelim var. Bir taş butik otel. İsmi ne? Reklam yap canım. Şikert butik otel. Bu arada Midyat'a yolu düşen herkesi bekliyoruz. Bu Şikert'te anladığım kadarıyla mağara demek. Mağara demek Şikert. Çok şirin küçük bir de mağaramız var. Otelin alt katı. İşte kışın oraya kullanıyoruz. Ayrıca orman mühendisiyim ben. Orman işletme müdürlüğünde çalışıyorum. Aynı zamanda bize kendi el yapımı Süryani şarabını getirdi. Evet, kendi içmiyormuş ama. Kendimiz içmiyoruz ama ayaklarımla yaptığım için, nasıl yapıldığını bildiğim için tüm dostları bekleriz. Umarım bir daha yolumuz düşer, bir daha davet edersin. Peki böyle bir hayal nereye yapmayı düşünüyorsun? Mardin Midyat'ta yapmayı düşünüyorum. Tam böyle bize uygun diyebileceğim, aslında her yere uygun. Doğayla bir bütünlük içerisinde bir yapı olduğu için şehrin beton kafalı ve betondan bıkmış her yere kurabilirsiniz bunu Cengiz Bey'in deyişiyle. Herkesi bekliyoruz. Abi burada. İyi ki geldin, renk kattın. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Bu şekilde mi? Evet, sen de biraz fazla eziyorsun. Çok ezme. Evet, zeytin kırmayı öğreniyoruz. Leyla Hanım'la. Biz genelde çiziyorduk. Zamanımız da olduğu için. Evet. Ya tam arada böyle vuruyorum, çok kırılıyor. Vuruyorum az. İşte onu bir el alışana kadar. Şimdi de hiç kırılmıyor. Şekilde iyi çıktın. Aa. Hah. Oldu. Oldu, süper oldu. Ben bunları kavanozlara topluyorum. Evet, az önceki hasattan domates yemeği yapıldı. Mısır ekmeğimiz var. Mısır ekmeğimizi biraz yaktık. Fırınımız. Bu mısır ekmeği değil, bu buğday ekmeği. Evet, bugün güneş olmadığı için, yağmurlu olduğu için fırınımızı çalıştıramıyoruz elektrik enerjisine. O yüzden hemen kuzinemizi dışarıda yaktık fırını kullanalım diye. Tabii fırını görünce Meryem Hanım ekmekler, yemekler. Doyamadım. En sevdiği şey o, fırın başında yemek yapmak. Evet, burası duvarlarımızı görüyorsunuz. Aynı yöntem. Ama farkındaysanız tabii ki kıvrımlı. Hiçbir zaman düz değil. Gördüğümüz gibi. Biz burayı kompostlarla doldurduk, orada göreceğiniz gibi. Ve şimdi bütün yeşillikleri atıyoruz. Roka, tere, her şey. Bakın bunların bütün yemek artıklarıyla doluyor. Samanla karıştırıyoruz. Zamanla toprak oluyor. Bu çay posalarını ayırabilir misiniz? Solucanlarıma vereceğim. Öyle mi? Evet. Kabaklarda komposttan çıkan kabaklar, bakalım ne olacak. Dayanabilecekler mi? Şu domates yapraklarını da kavurduk, kuruttuk. İşte burada kurutuyoruz. Bunlar çok domates kokuyor. O yüzden tozunu çıkarıp bir... Evet, şöyle kuruttuk onları. Nane gibi. Oluyor. Yani şey gibi kullanacağız işte. Baharat. Evet, yemeklere lezzet kat. Hatta çorbama közlenmiş biber çorbasına kattım. Aslında sen de çizse miydin? Şuraya dikmiş sadece, görüyor musunuz? Şurada bak çıkanlar var. Bak bu bakla evet. Çıkıyor. Bu bakla. Ama çıkmayan yerleri görüyorsunuz. Hele özellikle şu köşe görüyorsun değil mi? Evet, gördüm. Bunları yine kazıyoruz. Öyle yapıyoruz. Azıcık bir vuruyorsun şu kadar. Ama yok yumuşasın toprağı. Aynı öyle. Ha basitçe. Heh, çok tamam. Sadece böyle tık 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 tık. Baklaları da gene böyle bir karış 15 santim. Daha uzun.
Bir karış bakla çok büyüyor çünkü. Tamam. Yani nasıl gidiyor bakla dikim Meryem Hanım? Çok zevkli bakla dikmek. Her şeyi dikmek çok zevkliymiş. Acaba bir tane adam diksem yetişir mi burada? Topraktan adam. Islak ıslak. Line de yanımızda. Line'siz olmaz. Acaba bunlar ne? Gel gel, line 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 line. Bunlar yine kurumuş. Biraz havalandıralım. Ademi çiftçiler. Buraya bir şey ekilmiş. Ekmek kolay işmiş. Birazdan da ıspanak dikeceğiz. Şuraya hafif hafif ıspanak tohum böyle az 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 az. Anladın mı? Bir kare böyle gideceksiniz. Böyle bir kazacaksınız böyle. Hafif atacaksınız. Tohumları böyle tek sıra halinde koyup veya tek sıra halinde dedim böyle de koyabilirsiniz. Öyle kapatacaksınız kafana göre. Okay, let me show you. We're gonna make a spinach, okay? Mm-hmm. So this can go. This is a cabbage, I think. Bu ne sence? Lahana, cabbage. Okay. I need a like a trench. A small trench like that, huh? Mm-hmm. So you put the seeds here. Mm-hmm. You close the trench. Small two line trench, yeah. You can just collect the soil. Yeah, two line trench. Mm-hmm. You just put the seeds and then cook. And then put. Geldi, sorabilirsin. Biraz daha fazla büyümez mi? Böyle büyük yapraklı olmaz mı fazla? Evet, bu biraz şey. O zaman onun mesafesi şey, kökleri yakın olur, beslemezler birbirlerini. Bir ormancı olarak üzgünüm ki birazcık. Ben bitkiden alamam dedim. Tamam, yana iş yapalım. Biraz daha alalım. Aman ormancı, canım ormancı köyümüze. Meryem Hanım'ı kim görse bir yeşillik dikesi gelebilir ya, değil mi? Bana internet alacağız. Başka bir ağ istemiyorum. O belki şey... Tamam, çıkmış. O da pazı. Başka yere dikelim. Onu dik. Ya aynı yere dikilerim. Ama kurutmuş şu bunu ya. Şunu niye böyle yapmışsın? Kurdu şey, kediler mediler şey yapıyor işte. Tekrar değil mi? İş yiyormuş. Şu kurdu da koy. Evet efendim. Bir pazı elimizde büyümek üzere avuçlarımda tutuyorum. Bu tuttuğum pazı ileride büyüyecek ve birçok aileye ihtiyaç olacak. İhtiyaçlarını giderecek. Yalan, Meryem Hanım onu kesip sarma yapacak. Yere vermeyecek. Biz
Yalan. O kadar kişiye geniş bir ağ ulaşmayacak. Biz yiyeceğiz. Ne zaman çıkarsa acaba? Ya biz bunun ithalatını yapacağız. Şöyle yapalım. Evet. Mardin'den gelen orman mühendisi olan Serdar Bey. Seksi şortu ve çizmeleriyle ve Amsterdam'dan aramıza katılan Bertan ve Serdar Bey'in oğlunun adı olan Bertan ismi. Dikim bak. Aşamasında dikim dikilir, nasıl dikilir ona bakıyor. Toprağa mutlaka sıkıştırmanız gerekiyor. Öyle mi? Serdar Hocam'a talipler iki katına çıkacak. Ay toprağım. Şu alın teri, alın teri de var ya, şöyle üstüne ilk can suyu. Can suyu dediğimiz alın teri gelecek. Üstüne. İnanmıyorum. Evet. Toprağı sıkıştırmak gerekiyormuş. Kesinlikle hava almaması için. Oo, biz bilmiyorduk gerçekten. Çok şey öğrendik. Az önce döküldü bebeğim. Adem. Tepki verdin ya. Al bakalım benimki. Ne? Hayır hayır, ben sonra az önce döktüm onu. Aha dedim hatta, sen fark etmedin. Yani, aha, başka çay var mı? Hayır. Başka bitki çayı mıydı? Mehmet, bir daha yapsana biz de içeriz. Bu arada bir tane can suyu alabilir miyiz? Alacağız alacağız, yanımızda hortumumuz. Var değil mi? Başka şu var. Bir tane daha elimde var. De var. Şurada da boşluklar var. Şu ne? Onlar pazı. Tamam. Şuraya dikeyim o zaman. Şurada da var. Esleyen nerede? Esleyen var mı? Esleyen.